Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoyla daha birlikteyiz. Bugün sizlere Avon'da en sevdiğim 10 ürünü paylaşacağım. Aslında ondan birazcık fazlalaşmış olabilir ama olsun. Bu sizden belki de en çok istek alan, Avon'da en çok ne kullanmalıyım, en iyisi hangisi sana göre gibi ben çok fazla soru aldım. Bunun üzerine bir video hazırlamaya karar verdim. Bunu başka markalar için de istedikleriniz varsa bana yorum bırakmayı unutmayın. Eğer benim kullandığım, deneyimlediğim markalarsa seve seve bunu sizler için hazırlayacağım. Neyse, direkt elimi kutuma atıyorum ve ilk elime Avon'un pudra fırçası geliyor. Bendeki eski hali, şu an siyah tüylü olanı, şu anda sanırım beyaza kahve tüyleri var. Ben bu fırçayı gerçekten çok seviyorum ve ben bu fırçayla pudra uygulaması yapıyorum. Belki de 5 senedir, 6 senedir benimle olan bir fırça ve daha ne bozulma gösterdi ne de bir şey gösterdi. Hangi marka pudra olursa olsun bu fırçayı kullanıyorum. Pudrama basıp yüzüme tampon hareketlerle şu şekilde uyguluyorum. Eğer bir pudra fırçası arayışındaysanız ve uygun fiyatlı olsun istiyorsanız kesinlikle Avon'a bir şans verin derim. Benimki birazcık böyle topak bir hale geldi. Şimdiki böyle daha basık ve oval bir halde ama ben bunu 5 yıldır kullanıyorum. Hani onu görmezden gelin. Diğer ikinci ürünümüz, ya ben burada rastgele söylüyorum, bunlar en sevdiğim şudur budur şeklinde olmayacak. Diğer bir ürünümüz ise Avon Ideal Flawless fondöten. Bu fondöten benim Avon'da sevdiğim en güzel fondöten. Orta bir kapatıcılığa sahip. Belki birazcık full'e yakın olabilir. Hani tamamen kapatmıyor ama birkaç yeri birkaç kat geçmek istediğinizde full'e yakın bir kapatıcılığa sahip olabilir. Ama ilk katta kesinlikle orta kapatıcılıkta bir fondöten. Normal ve karma ciltler için daha uygun olacağını düşünüyorum. Yağlı ciltlerle güzel pudra uygulaması sevebilirim. Benim cildim kuru olmasına rağmen cildimi nemlendirdiğim sürece hiçbir problem yaşamadan ben bu ürünü kullanabiliyorum. Bendeki rengi şel. Bu benim daha çok kıştan yaza geçen bu aralar kullanabildiğim bir renk. Çok severek kullanıyorum. Bu şişe neredeyse bitmek üzere. Öyle görünmese de şuralarda falan bitmek üzere. Gerçekten uygun fiyatlı olup iyi bir fondöten arıyorsanız Avon'a bir şans verebilirsiniz. Diğer ürün ise benim Avon'dan şişelerce bitirdiğim Avon'un Amour parfümü. Ben bu parfümü gerçekten seviyorum. Avon'da yani bu ürünleri paket oluştururken aklıma gelen ilk ürünlerden bir tanesi bu diyelim, maskaramdı. Ama bu parfümden şişelerce bitirdim. Bu benim bunda 3. ya da 4. şişem olması lazım. Bittikçe de tekrar tekrar alıyorum. Uygun fiyatlı, çok güzel kokan, aşırı kalıcı bir parfüm. Eğer parfüm arıyorsanız, yaz aylarında hoş bir parfüm arıyorsanız bence deneyin derim. Avon'un Amour'u. Diğer bir ürünüm ise saç bakımı rutinimden de aşina olduğunuz Avon Naturals'ın kayısılı saç spreyi. Bu spreyi saçınızı ıslarken, saçınızı taramadan önce ya da kuruyken taramak amaçlı da sıkabiliyorsunuz. Ben bunu saçlarımı taramak istediğimde de sıkmaya başladım son zamanlarda. Çünkü saçlarımın uçları artık o kadar kurudu ki anlatamam. Saçımı kestirmem lazım ama korkumdan hala gidemiyorum. Bu kayısılı olanı bana çok faydalı oldu. Çok güzel bir şekilde saçınızın açılmasını sağlıyor. Kokusu çok uzun süre saçınızda kalmıyor ve en önemlisi saçınızı ağırlaştırmıyor. O yüzden bu ürünü çok seviyorum ve bu bundan belki 4. ya da 5. şişem olmaya yolunda ilerliyor. Diğer bir ürünümse Avon'un argan yağlı saç serumu. Bu da gene şişelerce biten ürünlerden bir tanesi. Kimisine yarıyor, kimisine yaramıyor ama benim saçlarım bu ürünü çok seviyor. Urban Naturals'ın ve Givoni'nin serumlarını aldım. Islak saçta bunun kadar iyi performans alamadım maalesef. Islak saçta bunun kadar iyi performans alamadım. Bunu kuru saçlarınıza uygulayamıyorsunuz ama ıslak saçta banyo sonrası benim için vazgeçmez. Bu da gene dediğim gibi şişelerce biten ürünlerden ve uygun fiyatlı bir ürün. Saçıma bu kadar iyi gelirken neden pahalılarını almaya çalışayım diye düşündüm açıkçası. Avon'dan hangi far paletini alayım derseniz benim size iki tane söyleyeceğim olur. Bunlardan bir tanesi kesinlikle ve kesinlikle Avon'un Mocha Latte'si olur. Bu dörtlü far bendeki eski formu şu anda dikdörtgen ve kare formlarında gelmiş durumda. Doğal tonlarda bir makyaj yapmak için ya da makyaja yeni başlıyorsanız kesinlikle alınması gereken palet bana göre budur. Çok güzel doğal tonlarda mat orta tonlu kahve, bunu uygun fiyatlı farlarda bulmak neredeyse imkansız ama bu palette mevcut.
O yüzden çok seviyorum. Çok açık tonlu bir krem rengi, orta tonlu mat kahvesi, hafif bronzumsu bir kahvesi ve koyu kahvesi var. Bu koyu kahveyi eyeliner gibi de kaşlarınızı doldurmak için de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir far paleti. Avon'da kesinlikle alınması gerekenlerden birincisi bu. Diğeri ise lüks serisine ait olan Glamorous Roses paleti. Bu paleti defalarca videolarımda kullandım. Hatta bıkmış bile olabilirsiniz. Bu mürdüm tonlarında çok güzel bir far paleti. Hem mor makyaj yapabilirsiniz, bronz renginiz var, pembemsi bir renginiz var. Hem hafif kahve hem de mürdüm tonları içeriyor. Özellikle siyah makyajlar için şuradaki mat mürdüm rengi çok güzel bir geçiş rengi veriyor. O yüzden çok seviyorum. Maskaralara gelelim. Avon'un maskara formülasyonlarında ne var bilmiyorum. Ama benim hayatımın maskarası dediğim 4 maskara Avon'a ait. Avon'un her maskarasını seviyorum. Hayır, bu 4'ünü çok seviyorum. Diğer hangilerini denedim? Drama'yı denedim. Belki de her birini denemiş olabilirim, bilmiyorum. Ama benim en sevdiğim bu 4'ü. Ne bunlar derseniz, bir tanesi lüks serisine ait olan Volume maskara. Bu mor renkli Caviar Black adında olanı. Bunun fırçası şu şekilde. Gerçek fırça kıllarından oluşuyor. Zaten ben formülasyon olarak normal fırçaları... Neydi bu? Normal olarak plastik uçları fazla sevmiyorum. O yüzden bu tarz fırçaları seviyorum. Ve formülasyonu gerçekten çok güzel. Kirpiklerinizi simsiyah yapıp çok güzel bir volüm veriyor. O nedenle Avon'da en sevdiğim maskaralardan bir tanesi bu. Diğeri ise benim hayatımın maskarası. Şimdiye kadar 3 ya da 5 bitirmiş olabilirim. Avon Spectra Lash Maskara. Ben bunu 3 basamaklı bu. 1, 2 ya da 3 olarak altı çevirebiliyorsunuz. Ben her zaman 3'te kullanıyorum. Çünkü benim istediğim gerçekten volüm. Hem volüm hem uzunluk veriyor. Bunun fırçası da lüks serisindeki fırçaya çok benziyor. Tamamen fırçalar yapıda ve gerçekten güzel volüm veriyor. Uygun fiyatlı olmaları da en büyük avantajları. Bunların içerisinde söyleyeceklerim için en pahalı olan bu lüks serisindeki olan. Ve önemli olan bu lüks serisinin yapısı birazcık kuru bir yapısı var. Çok ıslak, vıcık vıcık değil. Normalde ben rimelleri ilk aldığımda kullanamıyorum. Mesela Spectra Lash'ı ilk aldığımda açıyorum, kapatıyorum. Birkaç hafta geçtikten sonra kullanmaya başlayabiliyorum. Çünkü formülasyonu çok yapış yapış. Ama bu lükste öyle problem yok. Bir diğeri ise Avon'un yeni çıkan Aero Volume maskarası. Bu maskara uzay teknolojisine özenilerek yapılmış ve gerçekten çok güzel bir maskara yapmışlar. Fırça yapısı gene gerçek fırça ama yıldızımsı fırça kıllarına sahip olan bir şey. Kirpiklerinizi ağırlaştırmadan çok güzel volüm ve uzama sağlıyor kirpiklerinizde. Ama asıl önemlisi özellikle bu sıcak yaz aylarında ne akıyor, ne kokuyor, ne dağılıyor hiçbir şey olmuyor. Yani maskarayı sürdükten sonra göz altıma mı bulaştı? Kirpiklerime sağa sola mı değdi ya da çıktım maskaram diye düşünmenize gerek yok. Ama şöyle de bir şey var. Simsiyah, çılgınca bir volüm bekliyorsanız bu maskaradan bunu alamazsınız. Bu daha çok günlük kullanım için doğal bir yapısı alıyor. Bir ise Avon Super Shock maskara. Avon'un Super Shock maskarası plastik uçlu olup da belki de benim sevdiğim tek maskaralardan diyebilirim. Kalın bir fırça yapısı var. Çok güzel volüm veriyor. Çok güzel uzunluk veriyor. En önemlisi kirpiklerinizi tek tek ayırıyor. O nedenle bu ürünü gerçekten çok severek kullanıyorum. Bu dörtlü benim Avon'un en sevdiğim 4 maskara. Hatta hayatımın 4 maskarası diyebilirim. Avon'dan söz ettiğimizde Avon'un Super Shock kalemlerinden bahsetmemek olmaz. Ben de Avon'un Super Shock adına çıkan bütün jel eyelinerlar mevcut. Şu şekilde görebilirsiniz. Bütün renkleri var. Ama sanırım artık bu eyelinerlar kalkmış. Sadece fırsat kataloglarında falan görebiliyorsunuz. Gördüğünüzde hangi rengi olduğu değil, önemli değil. Kesinlikle alın. Ben özellikle siyah olanından 3-4 tane bitirdim. Keşke daha fazla yedekleseydim. Şu anda kalktığı için hangi siyah göz kalemini alacağımı bilememek durumundayım. Ne akıyor, ne dağılıyor. Sürüyorsunuz sabah ve kontrol etmenize gerek yok. Gayet güzel bir şekilde kalıyor, akmıyor, kokmuyor. Avon Super Shock hangi katalogda olduğu değil. Bulduğunuz anda kaçırmayın, alın. Çünkü gerçekten çok memnun kalacaksınız. Diğerleri ise kalemde dudak kalemleri. Avon'un dudak kalemlerinden ben gerçekten çok memnunum. Hatta başka dudak kalemi kullanmıyorum diyebilirim. Dudak kalemlerimin büyük bir çoğunluğunu Avon'un bu asansörlü bilimstick
Ultra Glimstick serisi oluşturuyor. Bende bütün renkleri mevcut ve gerçekten her birinden de çok memnunum. Özellikle kırmızı olanı en çok kullandım. Çünkü kırmızı ruj sürdüğümde kesinlikle altına kalem uygulaması yapıyorum. Kalıcılığını arttırıyor, daha düzgün duruyor. Ve ben koyu renk rujları gerçekten çok sevdiğim için de en çok tükettiğim kalemler genellikle koyu renkler oluyor. Avon'dan bize 3 ruj söyle dersen bunlar kesinlikle Extra Elastic serisinden Pretty in Pink olur. Bu çok tatlı bir pembe rengi. Bunu hatta yaz rujlarımda, favori yaz rujlarım videosunda da göstermiştim. Linki aşağıda var. Şu şekilde pembemsi bir renge sahip. Diğeri ise Avon'un Ultra Rich. Bir dakika, bu hangi serisi? Avon'un şu Ultra Rich serisi galiba, Ultra Rich tam hatırlamıyorum. Böyle siyah bir pakete lazım. Ay, bu serideki her bir ruj çok güzel. Bende bu seriden yaklaşık 9 ya da 10 tane ruj var. Bunlardan en sevdiklerimi seçmek istedim. Bunlardan bir tanesi Oxford White. Çok koyu bir mürdüm rengi. Şu rujları gerçekten çok severek kullanıyorum. Bunlardan bir tanesi de Oxford White'dı. O da burada gördüğünüz mürdüm rengi. Diğeri ise gelecek ruju çok bunu tahmin etti bile. Yaz ayları için çok uygun olduğunu düşündüğüm lila tonlarında, pembe lila tonlarında Optimistic Orchid. Bu da gene aynı şekil yok. Bu benimkinde yok. Diğeri de Optimistic Orchid. Bunu yaz makyaja benimle hazırlanında kullandım. Hatta birçok videomda kullanmış olabilirim. Son zamanlarda benim için vazgeçilmez olan bir ruj. Büyük ihtimalle yaz sonunda bulmadan bu ruj bitecek. Dediğim gibi Avon'da Extra Elastic'den sadece tek ruju seviyorum. O da Pretty in Pink. Avon'da 3 ruj seçmem gerekirse kesinlikle bu içine girmeliydi. Diğeri ise Ultra Rich serisinde, yani şu siyah paketli olanlarda Oxford White ve Optimistic Orchid. Bir de lüks serisinin kırmızı Desire Red'di galiba. Ben onu bulamıyorum. Benimki nerede bilmiyorum. Taşıma sırasında umarım kaybetmemişimdir. Çünkü çok sevdiğim bir kırmızı renk. Bir de onu eklemek istiyorum. Bu 4 ruj benim Avon'da en sevdiğim 4 ruj. Burada videoda bahsettiğim bütün ürünleri açıklamalar bölümünde tek tek isimlerini bulabilirsiniz. Peki bu Avon ürünlerini nasıl alabilirim derseniz bir Avon temsilcisinden temin edebilirsiniz. Benim Avon'da en sevdiğim ürünler bu şekildeydi. Sizin en sevdiğiniz ürünler neler? Bana onu yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tane çeşim artmayı unutmayın. Hoşçakalın.